Rakas Bank sunar. Evet efendim, devam ediyoruz. Bu bölümde Tansel Bey'in grafiklerini, Tansel Çiftçi'nin grafiklerini ekrana paylaşacağız. Birazcık teknik, az önce temel konuştuk. Sonrasında tekrar yine konuşacağız. Aslında hani o konuşma kısmında ben açıkçası çok azaldım, onu söyleyeyim ama teknik kısımlara da bir bakmakta fayda var. Az önceki yorumlara paralel zaten borsanın teknik grafiğini konuşmak sanırım çok daha doğru olacak. Hemen başlayalım. Evet, bu Borsa İstanbul BIST 100'ün günlük grafiği. Biraz geniş vadede almak istedim ki biraz önce anlatmış olduğunuz temeli burada en azından biraz daha yılbaşından beri görebilmek adına. Şimşek dönemi, Nebati dönemi diye kırılmayın etmiş. Yok, daha geldik daha buraya. Değil. Biraz daha geldik. Yani pandemi dönemi değil ama ona benzer bir dönem. Neden ona benzer? Şimdi burada görmüş olduğumuz mavi alan bir yükseliş trend kanalı. Şimdi bu kanalda yılbaşından beri, aralığın sonundan beri daha doğrusu gelen ve Temmuz'un ortası, Temmuz'un sonuna kadar gelen bir kanal. Bu kanalın içine baktığınız zaman orta ve uzun vadede bir trend takibi yapabilen bir yatırımcı ya da piyasa oyuncusu burada güzel bir kazanç elde etti. Evet. Tıpkı işte pandemi ve pandemi sonrası gibi düşünelim. Bunu biraz daha küçük vadede aldık. Şimdi burada tabii ki ara trendler de var. Bu ana bir yükseliş trendi, mavi bölge. Ama arada da bir ara trendler var. Biraz daha oyuncuysanız, kısa vadede hareketler yapmak konusunda tecrübeniz varsa, bu günlük grafik biraz daha saatlik, dakikalık grafiklere kadar inebiliyorsanız, şuradaki iniş çıkışlar, şu mesela, şuradaki ara trendler, şuradaki ara trendler, bunlar da biraz daha yukarıdan olabildiğince kar realizasyonu yapıp aşağıdan alabilirsiniz. Ama siz biraz daha... Hiç insanı korkutan ya da zarar uğratan bir trend de değil. Yani hani sarkmaları falan da yok. Tertemiz. Aynen öyle. Yani aynen burada öyle. O yüzden trend takip etmek aslında çok net yapması gerekiyor. Tabii biraz daha yeni yatırımcı arkadaşların daha takip edebileceği günlük grafikleri günlük zaten grafik. Biz hep tavsiye ederiz. Biraz daha profesyonelseniz, eski artık yatırımcıysanız, biraz işin oyun kısmına, oyuncu kısmına geçebiliyorsanız bu ara trendleri takip edebilirsiniz. Gelmiş olduğumuz noktada zaten bakarsanız burada birkaç ortalama koydum. Neden? Bunları da kısa, orta ve uzun vade ortalamalar koymak istedim. Siz kısa vadeciyseniz biraz daha bu kısa vade ortalamaları takip ederek devam edebilirsiniz. Kaç günlüktür bu? Bu yeşil olan 13 günlük mesela. 13 günlük ortalama. Niye bu 13'ü koydum? Bu bölgede yani bu dönemde bakın şuralarda ve şu bölgede, özellikle şu bölgede mesela, yine şu bölgede güzel çalışmış. Buralar destek olarak çalışmış. Yine düşüş trendlerinde, ara trendlerde direnç olarak güzel çalıştığı için 13'ü koydum. Ha, bu değiştirilebilir. Herkesin vadesine göre 10 yapabilir, 13 yapabilir, 21 yapabilir. Bu vadenize göre sizin ayarlamanız gereken ama bir durum. Ama burada 13'ü kullanmışsın. Sözünüzü unutmayın. Şurada bir soru soracağım. Yani şuralarda mesela 13 günlük ortalamanın altına zaman zaman düşmüş. Tabii. Dolayısıyla çalışmadığı anlarda hemen paniğe kapılmamak gerekiyor anladığım kadarıyla. Yine burada trende mi bakacağım? Yani teyidi nereden aynen öyle. Siz burada bu vadeyi takip ediyorsanız, bu yükseliş trend kanalını takip ediyorsanız, şu kanalın alt bandı, mavi bölgeyi destek yani son stop bileceğim. Bölgesi alabilirsiniz. Tamam. Ha, biraz daha dediğim gibi kısa oynamalar yapabiliyorsanız da hareketli ortalamalar alabilirsiniz. Bakın mesela burada maviyle eş üst üste gelen bir beyaz ortalamamız var. Bu da 55 günlük ortalama. Niye 55 aldık? Burada da yine bakın, burada 1, 2, 3, 4 kez, bakın 5 kez çalıştığı için. Mükemmel çalışmış gerçekten. Çalıştığı için biz bu çoklu çalışmaları, yani 3 ve üzerindeki çalışmaları önemli bir destek ya da direnç deriz. Mesela burada alt bantla beraber 55 günlüğünde gelmesi, buranın bize 2 tane teknik analiz yönteminin buradan geçiyor olması bize şunu gösterir, burası önemli bir destek bölgesi. Peki. 5 defa bu önemli destek bölgesi denendiyse, bunu ben bir kaleye benzetiyorum. Oraya top atışları yapılıyor. Aynen. Hani ilk topta, ikinci topta, üçüncü topta yıkılmıyor. Bu 5'ten sonra mı yıkılacağı anlamına geliyor? Trend dönüşüm olabileceğini görebiliriz. Şimdi biz bu 5'i şöyle severiz diyeyim. Önemli bir destek deriz. Bu desteğin çalıştığı sürece orta ve uzun vadede bunu takip edebiliriz. Takip ediyoruz. Kırıldığı zaman işte teknik anlamda hikayenin bittiği an diyebiliriz. Bakın zaten kırıldığı an itibariyle geliyor. Kanalda aşağı dönmüş. Aynen öyle. Şimdi doğal olarak burada 55 günlük. Mesela 200 günlük ortalamada kırmızı ortalamamız. Bu da uzun vadecilerin, hani ayı piyasası, boğa piyasası dediğimiz
piyasanın bize göstergesi. Bunun üzerinde olduğumuz sürece boğa piyasasındayız deriz biz. Altına sarkmalar olduğu zaman ve altında kalıcılıklar devam ettiği sürece de üstüne üstlük bir de birkaç zaman, işte biz buna teknik olarak tarihi zirvenin %20 aşağısına geldiğimiz zaman deriz. 2-3 hafta, 2-3 ay kapanışları eksi olduğu zaman artık ayı piyasasındayız deriz teknik anlamda. Hı hı. Bu 200 de bize bunu gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde borsa ayı piyasasına girmişti. O zaman bu 200 günlüğü aşağı yönde kırdığı zaman. Kırdı tabii. Ayı piyasasının zaten başlangıç hikayesi burada kırmızının altında, yani 200 günlük hareketli ortamın altında olmak dedik. Şimdi burada orta ve uzun vadede bir yükseliş trend kanalındaysak, bu kanal işte bizim yatırımcı arkadaşların bu değişimleri, teknik anlamda da bu değişimleri görme konusunda bir analiz yönteminin olması olmaması kendilerine şöyle bir zarar doğuruyor. Bakın buraya geldiğiniz nokta tam neredeyse grafiğin biraz daha genişlettiğimiz zaman bir sene önceki noktadayız. Dön bakayım. Şu trendi takip edebilen, trend kırıldığı zaman kenara çekilebilen, hani biraz önce dedik ya pandemiden önce, pandemiden sonra geldiği zaman da kenara çekilebilen bu borsada hala mutlu. Şahane. Yapamayan burada mesela bir sene önce aldığı pozisyonu oraya taşıdığı zaman hem zarar hem de paranın bekleme değeri var bir de bir sene. Tabii. Bu bir de endeks. Endeks de, yani. Bakın bu bir de endeks. Endeksi ağırlığı olan borsada işte endeks mühendisliği dediğimiz bir şey var. Bu bir endeks. Baktığınız zaman burada bir sene öncekinin fiyatındayız neredeyse. Evet, evet. Ama hisse senetlerine baktığınız zaman özellikle yan tahtalar dediğimiz tahtalar, pandemide 1'e 10, 1'e 20, 1'e 30 gitmiş olan tahtalar maalesef değil bir sene öncesi %50 aşağılarında fiyatlamalar. Siz paranızı %50 kaybediyorsunuz, artı geçen senenin %80 enflasyonu, artı bu senenin %50 enflasyonu üstüne koyduğunuz zaman. Aslında şunu anlıyorum ben net bir şekilde. Burada para politikasının değişmesiyle borsada bir trend değişimi oldu. Buradaki enflasyonu emiyor şu anda. Hem borsa enflasyonu hem de paranın kendisini emiyor. Kendisi. Bir de değer kaybı da var. Evet. Enflasyon da var. Kurun karşısında artık sizin benchmarkınız kur da olabilir. Evet. Ayda %4 dediğimiz bir getirisi var ortalama. Siz burada ayda %4 kazanamıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Rakibiniz %4, her ay onunla mücadele ediyorsunuz. Ve her ay %4, bakın 4 aydır düşüyoruz. Her ay %4 de bir de mevduattan zarardayız. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada tam bunun tersi bir düşen trend kanalındayız. Hı hı. Bu kanal içerisinde aynı mantık. Bu kanal içerisinde bakın burada da işaretledim. Bakın burada başlayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kere temas noktası var. Yukarıda 2 tane var, aşağıda 7 kere. Bu 7 kere temas noktası olası bir burada kırılma durumunda bu satışların derinleşmesi beklenir teknik anlamda. Ha, ama şu an işte bu hareketli ortalamaların üstünde çıkmaya çalışmalar. Bakın yine burada da aynı mantık. Ara trendler var. Biz bunlara tepki diyoruz. Hani bu trend, düşen ana trendin içerisindeki şu hareketler hep tepki hareketleri. Şimdi burada ya dün itibariyle bir hareket gördük. Bu bir tepki mi? Biraz daha. Bize birkaç gün daha lazım. Birkaç gün daha yeşil gün lazım ki. Daha dolmamış. Bakın şuradaki hareketin tabii bir benzerisini yapabilelim. Buradaki bir hareketin bir benzerini burada yaptığımızı düşünelim. Bu düşen trend kırılmadığı sürece biz buna tepki diyeceğiz. O zaman nereden itibaren biz artık bu trend değişimi olabilir? Yani bugünkü seviyelere göre konuşacak olursak Tansel. Şu bölge, zamansallıkta bu tabii mumların sağa doğru geldiğini düşünün tarih olarak, gün olarak. Şu bölge özellikle 9100'lere, o zamansallıkla her gün değişiyor tabii ki. 9100'lere tekabül eden, bakın burada 55 günlük ortalama bir sefer de düşen trendin üst bandına yapışarak geliyor. Aynı mantık. Burası güçlü bir destekti. Artık burası güçlü bir direnç. Çünkü oradaki güzel çalışan 55 günlük ortalama burada da bakın buralarda da yakın seviyelerden dönüyor. Dönüyor. Ve düşen trend de yapışık bir şekilde geliyor. 9100'ler dolayısıyla hem bir düşen trend kırılımı hem de bir 55 günlük hareketli ortalama kırılımı olduğu için burada 9100'ü geçmek kolay olmayacak. Bakın buradaki gibi dönebilir. Şimdi piyasa çift yönlü. Bizim işte yine aynı yere geleceğiz. Tabii. Pandemideki arkadaşlar, yeni yatırımcılar piyasanın çift yönlü olduğunu hiç görmediler. Ya sanki hep kazanılacak tabii bir yermiş gibi anlatılıyor. Doğru, çünkü hep kazandılar pandemide. Hep kazandı. Doğru ama bu hikayeyi hiçbir zaman insan arka plana atıyor. Tansel Bey, şimdi 9100 puan seviyesinin düşen kanalda bir trend değişimi için ilk kıvılcım olarak okudunuz. Evet. 200 günlük ortalamaya baktığımda orası nereden geçiyor? 9000. Tabii bugün 9674'ten geçiyor. Aslında bu 200 gündür olan o dayak yemenin üstündeki en büyük
sebeplerden biri de 200 günlük ortalama. Orayı tabii net bir şekilde kırmak mı lazım, yoksa o gösterge 9100'ü geçtikçe biraz daha norm olarak aşağı mı gelecek? Şimdi bu yükselişin düzeltmesi ya da düşen trendin tekrar aynı buna benzer bir yükselişin gelmesi kolay olmayacak. Hı. Neden? Biz klasik ayı piyasalarında düşüşleri sert, boğa piyasalarında yükselişleri daha sindire sindire ve yavaş görürüz. Burada yapılmış olan bir tepki, düşen trend kırılımından sonra her şey güzelleşmeyecek. Her şey toz pembe olmayacak. Çünkü bakın burada bir 200 günlük ortalama var. Bu 200 günlük ortalama Mayıs 2023'ten beri, hatta daha eski tarihlerde bir bakıldığı zaman Mayıs 2023 seçim sonrasından beri para politikasının değişimiyle oradan bir destek alıp döndü. Şimdi dolayısıyla çok güçlü bir direnç burası. Biz bu düşen trendi kırdığımız zaman da tamam her şey çok güzel olacak, hadi borsaya giriyoruz demeyeceğiz. Önümüzde bakın burada bir 200 günlük ortalamalar var. Bu Fibonacci seviyeleri bir sefer değişecek. Yukarılarda Fibonacci'nin önemli dirençleri olacak. Yine dediğim gibi 55-200 gibi Fibonacci gibi yukarılarda teknik anlamda önemli. Bakın şu tepeler bize direnç olacak. Yani kolay olmayacak ama bizim için şu an piyasa için, borsa için olumlu konuşabilmemiz için şu tepkiyi bitirdikten sonra, burayı göz ardı etmiyoruz, burada bir tepki olabilir. Ama tamam artık yeni bir trend başlıyor diyebilmemiz için bu düşen trendin üzerinde çoklu kapanış, hacimli kapanış yapmamız lazım. Söylediğiniz hacimli. Evet. Hacim önemli mi? Tabii ki. Ne kadar olması şöyle lazım? Önemli, dün yanılmıyorsam 97 milyarlık 97. bir hacim var. Ha. Son zamanlarda biz pandemi zamanında 200, 220, 240 milyarları gördük. Tabii. Günde. En kötü günümüz 150 milyardı, bugün hacim yok diyorduk. Çünkü para buradaydı. Şimdi son belki de bir seneye baktığınız zaman çok 100 milyarların üzerinde günler, vallahi, özellikle son 4-5 aydır göremiyoruz. Hiç hatırlamıyorum sunduğumu. Tabii. 97 milyar. 70 milyar lirayla bakın, gidiyoruz. Evet, Amerika'da bir seçim değişti. Biz buradan pozitif etkilendik. Çok güzel, %3'lük bir yükseliş ama 97 milyarda kaldık. Ama düşerken de az düşüyor. Yani 70 milyar dolar. Bu da artık satmak istemediklerini mi gösterir? Yani düşerken de çok az bir parayla düşüyoruz aslında. Şimdi, 60-70 milyar lira. Murat Bey, maalesef yeni yatırımcımız borsa tabiriyle içeride kaldı. Hı-hı. Hisse senetlerinde %40-50 zarara girince bir sefer satamıyorlar. Satamıyor, dönemiyor. Buralardan satmak herkesin harcı değil, yani haklılar. Bir de hacimlerin düşmesinin sebebi faizlerin yukarı yönlü hareket yapmasından dolayı burada bir kredili işlemle hacim yapanların azaldığını gösteriyor. Hı hı. Çünkü neden? Kredili işlem düşük faizde daha kolaydı. Tabii. Şimdi faizler yükseldi, pozisyon maliyet yükseldi. Tabii. Marjin tamamlandı. Yani niye o riske gireyim ki? Zaten o insan tatlı tatlı buradan kenara çekilmişti. Evet. Artık ben alayım biraz kenara çekileyim demişti. Biraz daha hele hele bir teknik anlamda şöyle bir düşen trend içerisindeyken ne gerek var kredili işlem yapmaya? Tabii, tabii. Hatta ne gerek var kendi parasıyla işlem yapmaya? Vallahi benim arkadaşım sevgili Abdullah Yılmaz'ın yönettiği bir fon var. Aylık arbitraj fonu %6,5 getiriyor. Şimdi öyle bir şey varken hani niye o zaman borsanın bu kadar sitesine gidelim, evet, diye düşünüyorsunuz haliyle. Minik bir araya gidelim, devam edeceğiz. Takas Bank sundu.